Konyaaltı ilçesi Urma mahallesindeki bir site yönetimi, siteyi çevreleyen mevcut tel örgülerin üzerini jiletli telle kapatma kararı aldı. Kararın ardından uyarı levhalarıyla yerleştirilen teller, çevredeki hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Bir hayvansever Antalya Can Dost Derneği'ni arayarak durumu bildirdi. Site ve çevresinde inceleme yapan dernek yetkilileri, bölgede birçok kedinin yaşadığını dikkate alarak tellerin hayvanların site içerisine girişini engellemek için olduğunu ileri sürdü. Hayvanseverler jiletli tellerin çevredeki hayvanlara zarar verebileceğine dikkat çekerek kaldırılmasına yönelik yasal başvuru yaptı. Antalya Can Dost Derneği Başkanı Arife Yanık, site ve binaların etrafındaki duvarın üzerine hayvanların girmemesi için jiletli tellerin çekildiğini belirtti. Şimdi site ve binaların etrafına hayvanlar girmesin diye çekilen bir jiletli tel var. Aslında bunlar eskiden hırsızlar için kullanılırdı. Askeriyelerde kullanılır genelde. Ancak insanlar her ne kadar hırsıza karşı takıldığını düşünse de aslında bunlar hayvan istemeyen, siteye kedi ya da benzeri hayvanın girmesini istemeyen yöneticiler tarafından karar alınıp takılıyor. Alanya'da örnek bir karar alındığını dile getiren Yanık, ilçe genelinde hayvanlara zarar verdiği gerekçesiyle jiletli tellerin kullanılmasının yasaklandığını bildirdi. Bize de ihbar geldi. Bununla ilgili işlem yapılması için tabii ki hemen dilekçelerimizi yazdık yasal yolla. Yani sonuç bilemiyorum. Emsal karar olarak kaldırılması lazım ama inşallah bir aksilik çıkmaz. Yanık oteller üzerinden çocukların da geçerken yaralanabileceğini ifade ederek dışarıdan bakanlarınsa otelleri hırsızlık amaçlı yapıldığını düşündüğünü, amaçlar arasında bunun da olabileceğini ancak hayvanlara zarar verdiğini kaydetti. Hemen tellerin üzerinde jiletli teller çocukların tırmanamayacağı bir yer değil. Çok sıkıntılı aslında, çok sakıncalı bir durum. Ama bunu dediğim gibi dışarıdan bakanlar şöyle görüyor, hırsız girmesin diye yapıldığını. Alakası yok, tamamen hayvanlarla ilgili yapılıyor aslında.